İşte bu. Artık uyuyakaldılar. Şimdi içeri gireceğim ve Gürol'u kaçıracağım. Ve sonra Gökçe'nin yeni sevgilisi ben olacağım. Gel bakalım buraya Gürol. Seninle bir gezintiye çıkacağız. Ya neden bunu yapıyorsun ikizim? Biz seninle kardeş değil miyiz? Ha. Kes sesini bakalım Gürol. Sen her zaman çok ezik birisi oldun. Her zaman çok iyi niyetli birisi oldun. O yüzden sen bunu kaybettin. Çıkar beni buradan diyorum, çıkar beni. Seni buradan çıkarmayacağım. Gökçe'nin artık yeni sevgilisi, Tommy'nin ise artık yeni babası ben olacağım. Sonsuza dek burada kalıp geberip gideceksin. Hayır, göreceksin. Gökçe bunu fark edecek ve beni kurtaracak. Aha, aynen öyle olur zaten. Neyse, hadi ben gidiyorum. Kendine burada iyi bak bakalım. Hayır, dur, nereye gidiyorsun? Hayır, olamaz, ben ne yapacağım burada? Gökçe! Gökçe! Kalk lan kalk! Gürol, senin bu halin ne? Üstün, başın, gözlerin kıpkırmızı. Yeni kıyafet aldım. Ne olmuş ya? Beğenemedin mi lan? Ya ne vuruyorsun Gürol? Sen bana vuramazsın, tamam mı? Kendine Bak, gel. elimde o sopa var. Git bana yemek hazırla, çok acıktım. Kurt gibi açım zaten. Bir de sinirliyim, hadi. Bu ne kadar değişik bir insan olmuş böyle. Neyse, herhalde ters tarafından kalktı. Tombişciğim. Ya Tombiş, sen burada mı uyuyakaldın? Kalk lan sen de. Vallahi seni döverim ha. Ya ne yapıyorsun sen? Çocuğa nasıl vurabilirsin, tamam mı? Tombiş. Tombişciğim, sen tamam. Kiro bugün birazcık sinirli galiba, tamam mı? Çok özür dilerim. O bilmiyorum ya. Tarzını değiştirdi herhalde. Bir de herhalde sinirli bugün. Yani elektrik faturası biraz fazla geldi, ona sinirlendi herhalde. Ben şimdi ona Hadi. hamburger yaparım. O düzelir. Tamam, şimdi Hadi. Giral, sana hamburger yapacağım. Ha? Ya Gürol, elindeki sopayı bırakır mısın lütfen? Çocuklara Yemek da hazırla. vurmaz. Tombiş, gel. Bana televizyon aç, yürü. Tamam, görmeyeceğim. Bana karşı gelme. Ya bir daha mı bakacağım acaba? Ne istiyorsun? Film açayım ben de şöyle. Star Wars açayım mı? Hayır, örümcek adam istiyorum ben. Örümcek adam aç. Tamam Ay, ya, Gürol bugün be. gerçekten de çok sinirli arkadaşlar. Sebebi neden böyle? Bilen varsa yorumlara yazsın. Anlamadım gerçekten. Neyse, ben şurada gideyim. Güzelce kahvaltı hazırlayayım. Tombiş, ne oldu? Neden ağlıyorsun canım? Tombiş'im, üzülme, tamam. Bazen Gürol'un sinirleri böyle geriliyor, biliyorsun. Bombiş! Ha? Ne oluyor ya? Ne Gel, oldu? masaj yap bana, hadi. Tamam, yapacağım. Ya bunu gören miyim mezunu ya? Köre misin lan sen, köre misin Ya ya? Gürol, yeter artık, tamam mı? Çocuğa vurup durma lütfen. Allah Allah, bak çok üzülüyor, tamam mı? Yapma Oo, şunu. şöyle. Lan git başımdan, hadi yemeği hazırla. Ay. Biraz daha bakalım şöyle Bunun derdi ne böyle ya? Derdi ne? Neyse, ben şöyle gideyim de kahvaltı hazırlayayım en iyisi. Evet, hamburgerleri de hazırladım. Gürol, Ne Tombiş, hadi var? gelin kahvaltıya. Ne var lan, ne var söyle. Ya Gürol, kahvaltıyı hazırladım diyorum, anlamıyor musun? Allah Allah ya. Tamam, ne hamburger güzel, çık lan buradan. Ben yiyeceğim senin yemeğini. Saçmalama, küçücük çocuğun yemeğini neden yiyorsun Gürol ya, sen delirdin mi? Sus, ben yiyeceğim şöyle. Ya, Ah, Gürol, tamamdır, herkese hadi birer yemeğini tane Gökçe. yaptım. Tamam Sus. Tombiş, hadi gel sen benimkini ye, üzülme. Gel gel, ben yemesem de olur. Tamam, ben aç kalmam. Zaten şimdi hamburgerciye çalışmaya gideceğiz. Ben orada bir şeyler atıştırırım. Gürol, hadi bakalım artık kafeye gidelim, tamam mı? Ne kafesi be? İşim gücüm var benim bugün. Ha? Ya Gürol, hamburgerciye gideceğiz. Müşteriler bekliyor. Yürüsene. Müşterisi. Neden bahsediyorsun be sen? Ya Gürol, sen iyi misin Allah aşkına? Bizim hamburgercimiz var ya, unuttun mu? Doğru. Lan yürü, hamburgerisi vardı. Tamam, hadi gidelim o zaman, hadi yürü. Ya Bugün bu ne kadar çalışman garip gerekiyor. davranıyor. Hadi gel bakalım Gökçen tamam işçim, ben şimdi bir şey dedi. konuşacağım. Gökçen, ben hamburgerci falan ne diyor lan bu? Vallahi ben de anlamadım. Bir şüphelenmeye de başladım açıkçası. Durmasın, konuşmayın. Nerede hamburgerci? Unuttum. Ne demek unuttum? Gürol, her gün gidip geldiğimiz yeri nasıl unutabiliyorsun acaba? Unuttum Allah dediysem Allah. unutmuşumdur işte. Yürü götür. İkiniz çalışacaksınız, ben orada oturacağım. Ya Ne bunun karma derdi ne keyfi. ya? Derdi ne bunun? Neyse. Hoş geldiniz efendim. Hepinizin hamburgerleri hemen masanızda olacak az sonra. Lütfen yani yine hamburgerlerimi tazelerseniz mutlu olurum. Tabii ki hemen tazeleriz. Bunlar zaten dünden kalmış sanırım. Bayatlamış şöyle, şunları alalım. Ulan hamburgeri beğenmiyor musun lan sen? Ha? O kadar hamburger var önünde. Yesene. Yemek ayrımcılığı mı yapıyorsun lan sen? Abi ne vuruyorsun kafama yani? Müşteriye vurulur mu? Gürol, sen ne yapıyorsun? Müşteriye vurursan müşteri kaybederiz. Para kazanamayız.
Sen iyi misin acaba artık? Bak sen ya, şunlara bak ya. Yemek beğenmez olmuşlar. Ulan neyse hadi çalışın bakalım köleler. Allah'ım yarabbim ya. Bana para getirin. Çok değişik davranıyorsun gerçekten. Çekil önümden. Allah Allah ya. Neyse hadi bakalım Tombiş'im. Ben burada zaten hazırladığım hamburgerler vardı. Gökçe. Ben yeni bir hamburger tarifi düşündüm. Tombiş gel bakalım buraya. Tombiş sen git fareye kala getir. Fareli hamburger yapalım. Bence çok satar. Saçmalama. Fareyi kim yer? Sen iyi misin? Biz mis gibi dana etinden yapıyoruz yani. Neden böyle yapalım? Ne diyor bu Gökçe abla? Niye çevirme konuşuyor? Ya bilmiyorum. Kendi çapında espri yapıyor herhalde. Hadi sen şu hamburgerleri müşterilere götür. Tamam mı? Şunu da götür. Yok mu ya? Bir hamburger. Hamburger yok mu? Geliyor efendim hemen. Geliyor. Hemen geliyor. Geliyor işte. Görmüyorsunuz mu? Kör herifler. Geldi ya lan. Yiyin lan hamburgeri. Daha çok yiyeceksiniz. Bana para kazandıracaksınız. Şunlara bak. Hadi yiyin. Tombiş yok. Kardeşim niye bağırıyorsun sen bana kardeşim ya, Allah Allah. Lan sen bana sen kardeşim misin lan sen benim? Allah'ın sana. Aa, vurmak üzere var ya polise şikayet edeceğim. Tombiş ben inanmıyorum. Bu Gürol olamaz. Şuna bak, Gürol asla böyle davranmaz. Kesin bir şeyler var. Ben de sana söyleyeyim, Güngör gayet iyi, insanları böyle davranmaz. O çok iyi birisi. Evet, o çok iyi birisidir. Anlamadım ben de. Senin derdin ne artık? Gelir misin şuraya? Ne yapıyorsun sen? Yemek beğenmiyorlar. Beyefendiler yemek beğendiriyoruz. Yok yani, ben gerçekten bunu tüketeceklerini şikayet edeceğim. Bu dükkanın kapanması gerekiyor. Hayır lütfen. Yoksa et bakalım. Yoksa kafanı nasıl olsa para veriyorum. Hadi etsene lan yoksa. Etsene lan. Tamam yapmayacağım. Gürol, insanları tehdit etmekten vazgeç artık. Sus, gider misin sen, lütfen git artık. Şimdi bana öğretme. Ya hadi benim zaten işim var, siz burada çalışın. Bir daha bana iş öğretmeye çalışma. Ya, lan siz de. Nasıl öğretiyorsun bana? Düzgün davranın benim sevgilime. Duydun mu lan beni? Tamam abi. Tamam. Abla hamburgeri ver. Yiyeyim ben en iyisi. Kusura bakmayın lütfen. Çok özür dilerim. Hadi çalışın. Ben gidiyorum. Bir işlerim var. Birkaç saate gelirim. Tombiş bırak hamburgeri. Hamburgerlerin hiçbirisinden para almıyoruz. Sizlerden çok özür dileriz. Biz dükkanı kapatıyoruz. Tamam. Tamam. Hadi gel Tombiş buraya. Gürol'u takip edeceğiz. Gel şuradan gidiyor. Kesin bu işin içinde bir iş var. Ben inanmıyorum bunun da Gürol olduğuna. Ben de annem anlıyorum. Kesin bu Gürol amca değil. Ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi Gürol amca değil bu ya. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Gel. Bak şuradan şöyle gidiyor. Hadi Tombiş koş bakalım. Ben kesin bir yere gittiğini düşünüyorum. Şöyle gidelim bakalım. İnşallah kaybetmemişizdir. Bir bakalım. Şuradaki eve geliyor. Tombiş bana şöyle bakıyor. Dikkat et. Tamam merak etme. Çekildim şöyle. Şuradan şöyle bakalım. Eve girdi gerçekten Tombiş. Ama o evde ne işi var? Biz o evdeki kimseyi tanımıyoruz ki. Ne bileyim ben vallahi anlamadım. Garip hareketler yapıyor ya vallahi bu. Çekilip bakalım evin içine. Gel bakalım. Aynen gel. En iyisi bakalım şöyle. Ne yapıyor şöyle. Burada bir yer var. Kilitli bir yer mi var orada? Şöyle bir bakayım. Yardım edin. Kes lan sesini. Bak oğlum bağırmaya devam edersen senin var ya parmaklarından çorba yaparım, duydun mu? Ya kızım çıkar beni. Kes sesini kes. Neyse ben yukarı çıkacağım, birazcık dinleneceğim. Zaten o senin garip çocuğuna da uğraşamayacağım. Birazcık gideyim de kafa dinleyeyim. Tombiş duydun mu? Gürol'un sesi geldi aşağıdan. Bu Gürol'un kötü ikizi olabilir mi sence? Evet olabilir zaten. Gelirse farklı baksana, ikizi. Evet kesin ikizi. Peki ya şimdi ne yapacağız? İçeri nasıl gireceğiz Tombiş? Gökçem neden ses biliyor musun? Yukarı uyumaya çıktı zaten. Gel bakalım anahtarı belki bulabiliriz evin içinde. Evet bulabiliriz. Evin içine de camı kıralım. Sesini duymaz bence. Hadi bakalım şöyle. Kırdım. Tamam buradan girebiliriz. Şöyle. Hadi bakalım burayı da kır. İşte girdik Tombiş. Ses duymadı, yaşasın. Ana Gökçem de şuna bak, burası kilitli. Evet burası kilitli. Şöyle. Evet şöyle şuraya bakayım. Açılmıyor. Gürol sesimi duyuyor musun Gürol? Gökçe sen misin? Dikkat et. Köyde gizim beni kaçırdı Gökçe. Dikkat et. Evde şu anda. Gürol o kişi sen değilsin değil mi? Sen oradasın. Değilim. Beni kaçırdı. Buraya koydu. Ailene kötü davranacağım. Öldüreceğim dedi. Ama kapı kilitli. Anahtar nerede peki? Anahtar evin içinde bir yerde olmalı. Üstünde de olabilir yani kötü gizim. Bir git bak bakalım bir. Tamam bakacağım, sen orada dur, merak etme, seni kurtaracağız. Tombiş hadi bakalım hemen buradaki yerlere bakmaya başla. Burası boş. Burası da boş. Olamaz, burası da boş.
Yöntem de neydi peki bu anahtar? Neydi bu? Üst kata mı bakacak acaba abi? Tombiş, en iyisi üst kata bakalım. Ne diyorsun? Evet işte ben de onu diyorum. Üst kata bakalım Yöntem abi. Orada olabilir. Hadi hadi gel bakalım şöyle gidelim. Ha tamam işte geldik. Tombiş sığmıyor musun oradan? Ya sığamıyorum, sığamıyorum. Ha burada bir sopa var. Ah yaşasın. İşte sopa burada. Bu sopayla onun işini bitirebilirim. Ne dersin? Hadi gidelim ama sessiz ol, uyuyor. Aa tamam. Aa, işte burada uyuyor. Şimdi sen görürsün tamam mı? Al bakalım, al dedim sana. Lan, öldüreceğim sizi. Hiçbir şey yapamazsın, al dedim. Oh, yaşasın, başardık. Peki anahtar, anahtar nerede? Gökçem, neden yok, neydi bu? Burada bir sandık var. Yaşasın, anahtarı buldum, oley. Tamamdır bakalım, oley, buldum anahtarı. Hadi gidip Gürol'u kurtaralım tamam mı? Sonra onu oradan çıkartırız. Şöyle evet, gel bakalım, gel hadi bakalım. Gidelim. Kurtarım Gürol'u. Şurayı açtım. Tamamdır, burayı da açtım ve son olarak burayı da açtım. Gökçem, siz misiniz? Gökçesiz evet, misiniz? Evet, benim. Seni kurtarmaya geldik, yetiştim Gürol, yetiştim. Ah, Gökçe, merak etme. Sen misin ya? Gökçe, kurtarın beni buradan. Kötü kızım size bir şey yaptı mı peki? Hayır, hiçbir şey yapmadı. Onun işini bitirdik. Yani sabahtan beri bize bayağı kötü davranıyor. Ah, tamam, ver Tombiş bana onu, ver bakalım şöyle. Ah, tamamdır, işte bu. Şöyle açalım bakalım şurayı. Peki, kötü kızım nerede? Evin içindeydi. Gördünüz mü onu? Onun işini bitirdim Gürol, merak etme. Evden sopa çıktı. Vay canına. Sabahtan beri herkese o kadar kötü davranıyor ki. İnanamazsın. Az kalsın var ya, hamburgerciyi kapatmak zorunda kalacaktı. Of ya, şimdi okullardan gidip özür dilemem lazım ve durumu izah etmem lazım. Evet, bunların hepsini yapacağız tabii. Tombiş kakasını yapmayı bırakırsa. Gel şuraya, bayıdan yanına çıkmamız lazım. Tamam. Ya Gökçe, biliyor musun? Ben uyurken senin yanında beni kaçırdı bir anda. Anlamadım gerçekten. Evet, anladığım kadarıyla öyle olmuş gerçekten. Hah, işte çıkmayı başardık. Evet Gürol, ben uyurken seni kaçırmış olmalı. Hadi git evet, köylülerden özür dile bakalım. Neyse bakalım tamam, canım aile. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Gerçekten başımıza çok kötü bir şey geldi Tombiş de bize. Sabahtan beri Gürol'un kötü ikizi çok kötü davrandı, sizler de gördünüz. Ama artık şimdi her şey çözüldü. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Haydi bakalım canım ailem. O iki videoyu tıklamayı sakın unutmayın. Ve hala benim kanalıma abone olmadıysanız kanalımıza abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi videoya bolca like bekliyorum. Öptüm hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.